Arkadaşlar, pandemi sürecinden dolayı buraya gelirken maskemizi takarak ve diğer insanlarla aramızdaki sosyal mesafeyi koruyarak geldik. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Hacı Sabahattin Çavga. Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği 4. sınıf öğrencisiyim. Daha doğrusu şu an mezun oluyorum ve artık bir öğretmen sayılırım. Jimnastik ve atletizm antrenörlüğü yapıyorum ve şu an hali hazırda aktif profesyonel atletizmle uğraşıyorum. Bugün sizlere dışarıda, evde veya sokakta her yerde yapabileceğiniz, güne sağlıklı ve zinde başlayabileceğiniz fiziksel aktiviteler yaptıracağım. Fiziksel egzersizler yapacağız. Bu egzersizler sayesinde vücudumuzun kan dolaşımı artacak ve güne dinç bir şekilde başlayacaksınız. Kaslarınızı aktif kullanabileceksiniz ve daha da önemlisi kan dolaşımının hızlanacağı için beyne giden kan daha fazla olacak, beyne giden oksijen daha fazla olacak, derslerdeki konsantrasyonunuz daha da artmış olacaktır. Hazırsak şimdi egzersizlere geçebiliriz. Egzersizimiz 4 bölümden oluşuyor. Giriş, gelişme, ilerleme ve sonuç evrelerinden oluşacak. Buradaki amacımız hem kaslarınızı birazcık antrenmana adapte etmek, hem de kaslarınızı basitten zora doğru ilerleterek hem gelişimini sağlamak hem de herhangi bir sakatlık riskini ortadan kaldırmak. Her bölümümüz 2 dakikadan oluşacak. 30'ar saniyelik 4 hareketten oluşacak bölümlerimiz. Hazırsak başlıyoruz. Hemen saatimizi ayarlayalım. 3, 2, 1 ve başlıyoruz. Yerimizde adım sayarak 30 saniye boyunca dizlerimizi maksimum çekerek yukarı doğru kaldırıyoruz. Buradaki amacımız hem kollarımızı, hem kalçamızı, hem de dizlerimizi ısındırmak. Çünkü ilerleyen antrenmanlarda birazcık daha zor hareketlerde kullanacağız bu bölgelerimizi. Dizleri kaldırırken parmak uçlarını da yukarı kaldırmaya çalışın. Diz altı kaslarımızın ısınması için onları da aktifleştirelim. Eğer kendinizi rahat hissediyorsanız biraz daha yukarı yükseltebilirsiniz kendinizi. Parmak ucuna kalkabilirsiniz dizleri kaldırırken. Arada bir saatimizi kontrol edelim. Evet, hazırsak bir sonraki hareket. Hemen çaprazlara. Uzan. Uzanabildiğin kadar uzanıyorsun yanlara. Ve belinin yanlarını sıkmaya çalışıyorsun. Evet, uzan, uzan. Evet, bir sonraki hareketimiz yarım squat. Çok minik iniyorsun, çok minik. Dizlerin omuzlarından birazcık daha geniş tutuyorsun. İlk bölümümüzün amacı sadece ısınmak. Dikkat etmeniz gereken amaç burada dizleriniz içeri veya dışarı dönmeyecek. Hep karşıya doğru. Mümkün olduğunca dizleriniz ayak parmak uçlarınızın önüne geçmesin. Evet, son hareketimiz koşu. Hemen dizlerinizi yukarı çekiyorsunuz. Olabildiğince yukarı parmak uçlarında koşuyorsunuz. Topuklar mümkün olduğunca yere değmemeye çalışsın. Evet, çek dizleri, çek. Burada kollarımızı da kullanmamız lazım. Hem omuzlarımız hem dirseklerimiz ısınsın. Evet, son 5, 4, 3, 2, 1 ve bırakabilirsiniz. Evet, ilk bölümümüz bitti. Hepimiz ısınmışa benziyoruz. Birazcık sallayabilirsiniz kollarınızı, bacaklarınızı. Atletizm sporuyla uğraşıyorum demiştim. Birazcık atletizmi tanıyalım. Atletizm aslında temel bir branştır. Temel branş dediğimiz nedir? Çocukların motorik özelliklerinin gelişimi için en ideal branşlardan biridir. Atletizmle birlikte çocuklar hem güçlenir, hem kuvvetlenir, hem süratlenir, hem de esnek bir yapıya sahip olur. İlerideki yaşamsal faaliyetlerini devam ettirebilmesi için en ideal sporlardan biridir. Atletizmle birlikte hem çevik hem atletik bir yapıya sahip olursunuz. Çevik ve atletik yapıdan kastım iri yarı bir fizik değil. Daha sıkı, daha hızlı ve daha aktif kullanılabileceğiniz bir fiziğe sahip olursunuz. Bu yüzden atletizm yaşamımızda
ve hedeflerimizde oldukça önemli bir yere sahiptir. Hem iç dolaşım sistemi için önemli bir yapıya sahiptir. Çünkü atletizm sayesinde hem organlarımız hem kalbimiz aynı oranda gelişiyor ve bu sayede yaşantımızdaki rahatsızlıklara kapılma riskimiz daha da azalıyor ve hayatımızı daha iyi ve daha uzun bir şekilde, sağlıklı bir şekilde geçirebilmemizi sağlar. Evet, hazırsak antrenmanın ikinci bölümüne geçiyoruz. İkinci bölümde hareketler bir tık daha zorlaşacak. Evet, squat'la başlıyoruz yine. 3, 2, 1, başla. Ayaklar arkaya gidiyor bu sefer. 30 saniye boyunca squat ve arkada ayağını kalçaya vurmaya çalış. Yine aynı şekilde dizlerin ayak parmak ucunu geçmemesine dikkat ediyoruz. Dizlerimiz omuzlarımızdan birazcık daha açık olabilir. Ve son 5, 4, 3, 2, 1 ve bir sonraki hareketimiz tekrar koşu. Dizleri çekerek koşuyoruz. Çek dizleri en yukarı, en yukarı. Şu an sizi görebiliyorum, çek dizleri, evet. Yukarı, yukarı. Bravo. Parmak uçları sıkı ve yukarı doğru. Evet, şimdi yana hamlelere geçiyoruz. Hop. Elleri ileride birleştir, yana doğru aç. Bu sayede sırtımızı kasıyoruz ve sırt kaslarımız da gelişiyor aynı anda. Hem bacak hem sırt. Geriye doğru dirseklerini çekmeye çalış. Dirsekler ne kadar geriye giderse sırtınız o kadar kasılır ve aktif olarak çalışır. Bravo. Evet, bir sonraki hareketimiz geriye doğru adım atma. Hemen geriye atıyorsunuz, kalk. Geriye gel, geriye gel. Dizlerimiz yere değmiyor. Yerle arasında çok minik bir mesafe kalıyor. Ama yere değmiyor dizlerimiz. Ayağınızı geriye doğru atabildiğiniz kadar atabilirsiniz. Fakat burada dikkat etmeniz gereken nokta, vücudunuz her zaman dik olacak. Çok fazla geriye veya çok fazla ileri eğilmemeniz gerekiyor. Şimdi ikinci bölümümüz de bitti. Sizlere biraz atletizmdeki rekorlardan bahsedeyim. Son 10 yılın tarihine bakıldığında göze çarpan 2 tane rekor var. Bunlardan biri ise atletizm branşındaki koşular kategorisinde kısa mesafe koşuları, bir tanesi de uzun mesafe koşuları. Kısa mesafe koşuları dediğimizde belki aranızdan bir iki kişi biliyor olabilir. Bunlardan en gözdesi Usain Bolt. Usain Bolt'un kırdığı bir rekor var ve bu gelmiş geçmiş en iyi rekor sayılıyor. Ve uzun yıllarda bu rekorun kırılması mümkün olamaz. Bu şekilde bakılıyor antrenörlerce. Bu rekor 100 metrede 9.58 gibi bir saniye. Bu saniye neden kırılmıyor? Çünkü bundan önceki rekor bundan çok yukarılardaydı. Ve 2009 yılında bu rekor kırıldığında bunun üstüne şu an çıkılamıyor. Yaklaşık 10 yılı aşkın bir süredir bu rekoru kıramıyor kimse. Ve bundan bir 10-20 yıl daha bu rekor kırılamayacak gibi duruyor. Peki Usain Bolt doğuştan mı bu kadar hızlıydı? Ya da Usain Bolt koşuya çok mu yatkın diye sorarsanız aslında değildi. Özellikle çıkış anında bakıldığı zaman Usain Bolt diğer sporculardan oldukça geride başlıyor yarışa. Fakat fiziki şartlarından dolayı, uzun boylu ve iri yarı bir kütlesinden dolayı yarışın 60 ila 80. metrelerinde inanılmaz derecede hızlanıp saatte 37,5 km hıza kadar çıkabiliyor ve bu sayede farkı kapatıyor ve 80 metreden sonra farkı açmakla birlikte yarışı kazanabiliyor. Usain Bolt doğuştan bakıldığı zaman hani bir koşucu için yatkın olmayan bir fiziğe sahip. Hatta hocaları bile onun için daha çok basketbola yöneltmişler, voleybola yöneltmişler. Uzun boyunu kullanabileceği branşlara yöneltmişler. Hatta futbol geçmişi bile var. Fakat Usain Bolt pes etmiyor, hırs yapıyor ve koşuya olan aşkından dolayı koşacağım deyip koşu antrenmanlarına başlıyor. Ve bir antrenör onun koşuya olan tutkusunu çok beğenip onu koşucu yapma hayaliyle bir yola giriyorlar. Ve çok kısa zamanda daha 18-19 yaşında olimpiyatlara kadar yükseliyor ve bu başarısını devam ettirebiliyor. Bunun sırrı çok çalışmak, kendine bir hedef koymak ve bu hedef uğruna
hırs yapmak ve çaba sarf etmek. Evet arkadaşlar, peki siz hangi spora meraklısınız ya da hangi sporla ilgileniyorsunuz? Bunları yorumlar kısmına yazmanızı bekliyorum. Bu sayede belki burada o sporla ilgili bazı aktiviteler veya bazı egzersizler ekleyebiliriz. Evet arkadaşlar, hazırsak 3. bölüme geçiyoruz. Burada hareketlerimiz birazcık daha büyük kas gruplarına hitap ediyor. Bacak ve kalça olmak üzere büyük kas gruplarına etkili hareketler yapacağız. İlk hareketimiz squat'ta yaylanma. Süremizi hazırlıyoruz. 3, 2, 1 ve başla. 30 saniye boyunca squat'ta yaylanıyorsun. Bacaklarınızın yandığını hissetmeniz gerekiyor. Dizlerinizin parmak ucunu geçmediğine dikkat edin. Kollarımız önde. Zor bir hareketle başlıyoruz. Omuzlarınız birazcık ağrıyabilir. Süremizi kontrol edelim. Çok güzel ilerliyorsunuz. Son 10 saniye civarı. Tam inmiyorsunuz, tam kalkmıyorsunuz da tam arada yaylanıyorsunuz. Evet, son 5, 4, 3, 2, 1. Bir sonraki hareketimiz yana hamle, yana doğru. Sanki geniş bir squat yapıyormuşuz gibi. Yine dizlerimizin parmak uçlarını geçmediğinden emin olalım. Bu hareket birazcık daha kalçalarımızı zorlayacak. Büyük kas gruplarını çalıştırdığımız zaman hareketler ve kaslarımız büyük oranda çalışır. Bu sayede kas gelişimimiz de artacaktır. Evet, son 3 tekrarımız. 2, 1 ve hemen tekrar koşuya geçiyoruz. Aralarda sürekli koşu yapmamızın sebebi kaslarda biriken laktik asidi vücuttan atmamız. Laktik asit bizim bir numaralı düşmanımız çünkü. Hem bizi yorar hem de kaslarımızı etkin kullanmamızı engeller. Kaslara oksijen gitmesini engeller. Evet, çok iyi. Çek dizleri yukarı. Çek, çek, çek. Dizler ne kadar yukarıda bizim için o kadar iyi. Evet, son 5, 4, 3, 2, 1 ve son hareketimiz bu bölümün. Ayaklarımızın biri önde, biri geride zıplayıp ayak değiştiriyoruz. Hop. Evet. Ayaklar havada değişsin. Evet, pes etmeyin. Yorulduğunuz zaman hareketi birazcık yavaşlatabilirsiniz. Son 3, 2, 1 ve hareketimiz bitmiştir. Evet arkadaşlar, bu bölüm de bitti. Şimdi bir hayat hikayesi anlattım. Atletizm 12 yaşına kadar tam belirlenmeyen bir branş. Yani 12-13 yaşlarınıza kadar burada bir alan seçemiyorsunuz. Daha çok her alanı yapmaya yöneltiliyorsunuz. Çünkü atletizm dediğimiz olayda güç, kuvvet, sürat, esneklik, her şeyin bir arada olduğu bir branş olduğu için 12-13 yaşına kadar çocuklara güce dair, kuvvete dair ağırlık egzersizleri yaptıramıyoruz çocukların gelişimi için. Bu yüzden 12-13 yaşlarına kadar çocuklar sürekli farklı alanlarda farklı egzersizler yaparak kendilerine bir yol belirliyorlar. 12-13 yaşlarından sonra ise herkesin bir özelliği ortaya çıkıyor ve bu özellik uğruna devam ediyor. Eğer patlayıcı güce yönelik bir performansınız varsa bu sefer o alana doğru ilerliyorsunuz. Dayanıklılığa yönelik bir performansınız varsa dayanıklılık yönünde bir atletizm branşına yöneltiliyorsunuz. Örneğin patlayıcı gücünüz çok var. Yani çok iyi sıçrayış yapabiliyorsunuz. Kendinizi böyle çok hızlı, biraz hiperaktif hissediyorsanız genelde kısa mesafe veya patlayıcı gücünün olduğu branşlar, uzun atlama, yüksek atlama gibi branşlara yöneltiliyorsunuz. Eğer ben koşuyorum, koşuyorum ve hiç yorulmuyorum diyorsanız burada da sizleri koşuya yöneltiyoruz. Koşu branşı hem dayanıklılık hem de süretin bir arada olduğu bir branş. Çünkü uzun mesafe koşucularının da çıkış esnasında ve bitiriş esnasında oldukça iyi bir sürete ihtiyacı oluyor. Bu yüzden 12-13 yaşlarına kadar birazcık kuvvetten uzak, ağırlıklardan uzak, daha çok bu tarz her yerde yapabileceğiniz, her alanda etkin hareketlerle birlikte sizlere antrenman yaptırıyoruz. Şimdi hazırsak 4. ve son bölüme geçiyoruz.
Burada birazcık daha kollarımızı etkin kullanacağız ve yer hareketlerine de değineceğiz. Koşunun olmazsa olması diz çekme hareketi var. Bunun için hazır mıyız? Hemen ellerimizi yere koyup şınav pozisyonuna geçiyoruz. Süremizi başlatıyorum. 3, 2, 1 ve hemen şınav pozisyonuna geç. Ve başla, diz çekiyorsun. 30 saniye boyunca dizlerini, karnını sıkarak en ileri çekmeye çalışıyorsun. Hareketi yaparken 1 metre, 1,5 metre gibi karşıya bakıyorsun. Kafanı çok kaldırmıyorsun. Bu sefer boyun kasların zedelenebilir. Yorgunluğuna göre ayaklarını hızlandırabilirsin veya yavaşlatabilirsin. Evet, son 5, 4, 3, 2, 1 ve hemen ayağa kalkıyoruz. Şimdiki hareketimiz uzan ve indir. Uzan, indir, uzan, indir. Uzandıktan sonra aşağı inerken karnını oldukça sık. Sık karnını. Sanki yukarıdan bir şey tutup aşağıya ayaklarının ucuna çekiyormuşsun gibi. Çek. Çek. Uzan, çek. Evet, kalçanı da biraz döndürebilirsin. Bravo. Uzan, çek. Biliyorum kollarınız biraz yoruldu. Ama devam edebilirsiniz. Uzan, çek. Son 3, 2, 1. Hemen üçüncü hareketimiz. Hemen koş parmak uçlarında minik minik. Ve yanlara doğru açıyorsun. Kapat. Yanlara doğru açarken biraz aşağıya in. Kapatırken yüksel. Aç, iniyorsun. Kapatırken yüksel. İn, yüksel. Bravo. Kalçanız ve bacaklarınız birazcık ağrıyacak. Çok iyisiniz. Devam, devam, devam. Aç, 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 aç. İn. Devam, aynen böyle. Son 5 saniye. 4, 3, 2, 1. Ve bırakabilirsiniz. Son hareketimiz burpee. Hemen elleri yere koyup ayakları atıp çekiyoruz. 3, 2, 1, başla. Koy, aç ayakları, çek, ayağa kalk. Koy, çek, ayağa kalk. Koy. Evet, hiç durmadan. Buradaki amacımız belimizi aşağıya indirmiyoruz. Karın hep içeride sıkılı. Ayaklarımızı açıyoruz kenarlara. Omuz genişliğinden birazcık daha çok açıyoruz ayaklarımızı. Bu hareket vücudumuzu hem farklı boyutlarda çalıştırıyor hem de bütün kaslarımızı aktif bir şekilde etkinleştiriyor. Evet, devam. Son 3 tekrar. Son. Evet arkadaşlar, 4 bölümden oluşan bütün vücudumuzu çalıştırdığımız fiziksel aktivitemiz burada sona erdi. Molalarda sizlere ufak ufak bilgilerden bahsettim. Atletizm branşı nedir? Veya atletizmde son 10 yılın gelmiş geçmiş en iyi, en gözde rekorlarından birini bahsettim. Ve bu rekoru kimin kırdığından bahsettim. Ve eğer böyle bir spora meraklıysanız burada nasıl bir yol izlemeniz gerektiğinden birazcık bahsettim. Burada değinmemiz gereken bir nokta, Usain Bolt gibi bir adamın, bir sporcunun, bir rekortmenin bile dezavantajları olmasına rağmen hayatını ne şekilde yönelttiği ve ne şekilde hangi uğraşlarla hayatını devam ettirdiğini sizlere biraz bahsettim. Bu yüzden hiç pes etmemeniz gerekiyor. Eğer bir hedef koyduysanız bu hedef uğruna hep devam etmeniz gerekiyor. Bir sonraki antrenmanlarda ne tarz videolar istediğinizi yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Ve o antrenmanlara yönelik, o spor branşına yönelik egzersizlerle birlikte karşılıklı olarak bu sporu yapabiliriz. Evet arkadaşlar, bugünlük benden bu kadar. Beraber güne iyi bir şekilde, mutlu bir şekilde ve zinde bir şekilde başladık. Bunun devamında gününüz canlı bir şekilde geçmesi dileğiyle. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın.